sandıkta söyleyecek. Buralarda görülecek. Yani Özal'ın nihayetinde sandıkla götürdüler. Yüzde Türkiye tarihinin en çok oy alan adamı Türkiye tarihinde değil mi? %1'i bulamaz hallere düştü. Ana bu %1'in altında bile bulamaz durumları gördü bu ülke. Hepsi bu şey ekonomik krizlerdendir. Şimdiki ekonomik kriz çok daha büyük bir ekonomik kriz. Çok büyük. Ha aynı rolü oynamışlardı. Özal da Avrupa hayalleriyle tuttu. Tayyip Erdoğan da geldiğinde Güneydoğu, Diyarbakır mekli mekli hayalleriyle böyle tuhaf tuhaf bölelim, pazarlık, anlat planı. 16 yılı bu hayallerle tuttular ve boş çıktı. Batı maddidir. Seni Avrupa Birliği'ne alacaksa maddi beklentileri vardır. Nedir maddi olan? Topraktır, çıkardır, menfaattir. Ya Kıbrıs'tan ya Güneydoğu'dan değil mi? Yok demokrasiymiş, özgürlükmüş, barışmış. Hadi oradan ne alakası var? FETÖ'cünün, APO'cunun demokratla, barışla, özgürlükle ne alakası var? Madem bu insanlar o kadar demokrat, o Elif Şafak'ın radikal çıkartan çocuğun ismi neydi? Eyüp Can. Eyüp Can şimdi Londra'daymış. Radikal çıkartmadı da mı şey, başyazarıydı? Yönetimde. Genel yayın yönetmeydi, özür diliyorum. Eyüp Can Londra'da İngiliz demokrasinin hizmet etsin. Can Dündar'da Alman demokrasinin ilgilensin. Hollanda demokrasisinde FETÖ'cüler, orada akademisyenlere var, hizmet etsinler. Yani Batı, bu büyük demokratları kendi demokrasilerinin, kendi hürriyet ve kendi barışlarının gelişmesinde kullansınlar. Yani ne bizle uğraşıyorlar? Biz faşistiz, ırkçıyız, bizi bıraksınlar artık yani. Bu büyük demokrasi değil mi? Demokrasi şampiyonları. Evet, demokratlarsa Amerikan demokrasisine faydasını görelim FETÖ'nün. Yani oradaki yüz binlerce insanın. Bir görelim yani hizmetlerini. O barış, demokrasi, özgürlük derken Amerika'ya neler vaat ettiklerini. Bir görelim yani. İstihdam etsinler. Yani bu adamlar hem gerçekten bilime, sanata, barışa hizmet edecekler hem de onları Batı Türkiye'de kalmasını isteyecek. Bu mümkün mü? Değil yani. Bu soyut düşüncelerdir. Liberaller ve İslamcılar barış, demokrasi, özgürlük gibi karşılığı olmayan, yani bir bilinç olmayan soyut düşüncelerle Türkiye'nin 50 yılını almışlardır. 50 yılını. 12 Eylül'den beri bu çok nettir. Bu palavralarla artık Türkiye'ye gitmiyorum. Bunları söylemek istiyorum. Şimdi